Günaydın Rozbaş, good morning. Evet sevgili dostlar, 193. yayınımızda birlikteyiz. Hepinize İstanbul'dan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Evet, bugün Apin Musa'nın, Musa Anter'in ölüm yıl dönümü. 1992 yılında bugün Diyarbakır'da katledilmişti. Yani bugün gibi hatırlıyorum bütün süreci. Yani gerçekten Türklerin ve yani bütün yurttaşların bir bilgesiydi kendisi. 1940'lı yıllardan itibaren Dicle öğrenci yurdunda başlayan serüveni sonuçta Diyarbakır'da alçakça bir cinayetle sonlandırıldı. Yani kendisini tanıma, kendisinin eserlerini okuma fırsatını buldum. Kendisini mahkemede savundum. Böyle gerçekten çok, yani yaşına rağmen çok yakışıklı ve çok şık bir duruşu vardı Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde. O duruşmada şimdi işte böyle aklından geçiyor rahmetli Orhan Doğan, şimdi o zamanki baro başkanımız Fethi Gümüş ve birçok avukat kendisini savunmuştuk. Bugün 29. ölüm yıl dönümü, kendisini bir kez daha buradan rahmetle anıyorum. Evet, Dicle Talebe Yurdu Kürt aydınlanmasında aynı zamanda hafıza merkezlerinden bir tanesiydi okuduğumuzda. Birçok gerçekten bu halka öndelik yapmış dostlarımız, büyüklerimiz o yurttan çıktılar. O yurt daha sonra Diyarbakır Öğrenci Yurdu oldu İstanbul'da. Ve ben de 1980 ile 84 yılları arasında o yurtta kaldım. Diyarbakır Öğrenci Yurdu'nda kaldım. Diyarbakır Yüksek Öğrenim Kültür Derneği'nin mülkiyetindeydi yurt. Dernekler kapatıldı 1980 askeri darbesinden, faşist darbesinden sonra. Ve 84'te yeniden yasa çıkınca Diyarbakır Öğrenci Yurdu'nun mülkiyeti maalesef hazineye geçti. Oradan da Kredi Yurtlar Kurumu'na devredildi. Çok mücadele ettik ancak o mülkiyeti alamadık. Benim milletvekilliği döneminde yaptığım önemli işlerden bir tanesi de faşist askeri darbeden sonra hazinenin mülkiyetine geçen bu varlıkların yeniden el konulan kurumlara iadesine ilişkindi. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi, yani o çok görkemli işte parti, her şeyi savunan, darbelere karşı çıkan parti bunu gündeme aldırmadı, böyle bir yasayı. Halen orada duruyor yasa tasarısı. Bu dönem, yani 1 Ekim'de başlayacak dönemde yeniden faşist darbeyle yani hazineye geçen mülklerin asıl sahiplerine iadesi için, bu arada Diyarbakır Öğrenci Yurdu'nun da Diyarbakırlı ve bölgedeki gençlere iadesi için çaba içerisinde olacağımı buradan ifade ediyorum. Evet, buradan girdik. Yani aynı zamanda bir öğrenci yurdundan bahsettim. 16 Eylül'de ben kayıt oldum üniversiteye. 12 Eylül askeri darbesinden sadece 4 gün sonra. Belki Diyarbakır öğrenci yurdu olmasaydı o zamanlar, yani barınma konusunda büyük zorluklar yaşayacaktım. O darbe koşullarında yurdu açık tuttuk. Birçok öğrenci arkadaşımızla birlikte, bölgeden gelen öğrenci arkadaşımızla birlikte yurtta kaldık. 4 yıl boyunca bize ev sahipliği yaptı yurt. Bizi destekleyen, yardım eden bütün iş adamlarına buradan, dostlarımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet, dünden itibaren gençler barınamıyoruz başlığıyla bir gerçekten farkındalık ve çalışması yapmaya başladılar ve sokaklarda yatmaya başladılar. Dün yoğurtçu farkındalılar. Herhalde bu farkındalığı devam ettirecekler. Ben de onlara buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. 8 milyon civarında öğrenci var, üniversite öğrencisi var, 8 milyon civarında, yurt kapasitesi sadece 700 bin. Yani o, yani onda biri bile değil. Milletvekili olarak benim bu dönemlerde en zorlandığım işlerin başında yurt talepleri geliyor. İstanbul'a, Ankara'ya ve büyük kentlere giden öğrenciler maalesef barınma olanaklarına yoksunlar. Yani Erdoğan kendisine saraylar yaptırdı. Bu milletin bütün kaynaklarını kendisine harcadı, saraylarını harcadı ama öğrencilere barınma konusunda hiçbir adım atmadı. Ahlat'ta saray, işte Dalaman'da saray, Göcek'te saray, Ankara'da saray. O sarayın onda bir maliyetiyle gerçekten en azından Ankara'da öğrencilerin barınma sorunu kalmazdı. En azından Ankara'da.
böyle büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Aynı zamanda bakın, aynı zamanda öğrencilerin yani hayat mücadelesi var. Bu yoksulluk sınırında, açlık sınırında öğrenciler geçinemiyorlar. Okula gidecek, yani ulaşıma para harcayacak, barınmaya para harcayacak harçlıkları yok. Böyle berbat bir dönemdeyiz. Ve dün Sayın Erdoğan şunu söylüyor. İnsaf edin diyor. Biz geldiğimiz zaman 45 liraydı kredi. Şu anda ise 650 lira. Yani arkadaşlarımız paylaştılar. 45 lira iken çeyrek altın 32 liraydı. Eğer bir karşılaştırma yapılacaksak. Yani ne oluyordu? Yani bugünün parasıyla hesaplarsak 1100 liraya falan denk geliyor. O 45 lira. Yani yarı yarıya neredeyse öğrencilerin aldığı kredi miktarı azalmış durumda. Ve dahasını da söyleyelim. Tam 5,5 milyon öğrenci okuldan sonra borçlu. Aldığı kredi ödeyememiş. Neden ödeyememiş? Evet, krediyi almış. Kredi İptal Kurumu da okul bittikten sonra hemen icra takvimi başlatmış. Hani kardeşim, sen bunlara iş verdin mi? Nerede çalışıyorlar? Nasıl ödeyecekler? Kimin parasını ödeyecekler? Yok. O nedenle Genel Başkanımızın ifade ettiği üzere bir, öğrencilerin yurt meselesini, iki, kredi meselesini iktidarımızın ilk yılında çözeceğiz. O günler de çok uzak değil. Ve yani sabit geliri olmayan, SSK'lı veya sosyal güvenliğe bağlı bir işte çalışmayanlarla ilgili olarak da icra takvimi başlatmayacağız. Mevcut kredi borçlarının da bütün faizlerini sileceğiz. Böyle bir vizyon sahibiyiz. Yani Sayın Erdoğan'ın Mersin'de işte bir algı çalışmasıyla bir dolmuşun önünde yaptığı gibi yapmayacağız. Bu gerçek sözleri bugünden veriyoruz. Bu gerçek sözleri bugünden veriyoruz. Tıpkı KHK'lara verdiğimiz gibi. Binlerce kamu çalışanını bu iktidar ekmeğe muhtaç hale getirdi ve sivil ölüme mahkum etti. Yargı süreçlerine mahkum etti. Atadığı özel mahkemelerde insanları süründürmeye devam ediyor. Yüz binlerce insanı. EYT'liler gibi, yani emeklilikte yaşa takılanlar gibi. Binlerce insan çalışmıyor, emekli maaşı da alamıyor. Emeklilik yaşı gelmiş, gün sayısı tamam ama yaşı dolmadığı için emekli olamıyor, maaş alamıyor. Bir işte de çalışmıyor. Bu insanlar nasıl geçiniyor? 3600 ek gösterge gibi. Birçok kamu çalışanı bundan dolayı mağdur. Bunların tümünü, yani bu kolektif mağduriyetlerin tümünü buradan, yani işte kamuoyu aracılığıyla bir kez daha duyuruyoruz. İktidarımızın ilk yılında tümünü kalıcı bir biçimde çözeceğiz. Bu mağduriyetleri ortadan kaldıracağız. Barınamıyoruz hareketini başlatan bütün öğrenci kardeşlerime de buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Dayanışma için de yanınızda olacağımı ifade ediyorum. Evet, bugün aynı zamanda Musa Anter ölüm durumu demiştik. Akşam da saat 18'de Musa Anter basın ödülü dağıtılacak. Jüriler seçimlerini yaptılar. Birçok dalda gazeteci arkadaşlarımız ödüle layık görüldü. Onların isimlerini tek tek burada almak mümkün değil ama ben tüm gazeteci arkadaşlarımı, basın emekçilerini buradan selamlıyorum, sevgilerimi gönderiyorum ve kutluyorum. Aranda zaten birçoğuyla beraberdik. Akşam da ödül töreninde birlikte olacağız. Bu şu sıralarda Ankara'da, Sincan'da Kobane davası olarak adlandırılan dava devam ediyor. Başladı yani. 15 gün, yani 2 hafta süreceği ifade ediliyor. Yani bu süreç içerisinde tabii ki yani orada olacağım. Arkadaşlarımla beraber orada olacağım. O davanın bütün geçmişini MST TV'de aktarmıştım sizlere. Ama bir kez daha söyleyeyim, bu bir siyasi intikam davasıdır. Selahattin Demirtaş ve siyasetçileri rehin alma davasıdır. Tamamen ama tamamen hukuktan uzaktır. Hiçbir yasal dayanağı yoktur delillerin. Hukuksal meşruiyeti yoktur delillerin. Amaç siyaseti mahkum etmektir. Siyaseti rehin almaktır.
Ve tamamen bir yargı komedisi vardır Ankara'da. Duruşmaları izlemiştim. Yani mahkemenin tutumunu ve tutumunu da bakana ifade etmiştim. Eğer gerçekten bakansanız, buradan ifade ediyorum, görüntü kayıtları var. Yani gizli değil. İzlersiniz ve sizin Adalet Bakanlığınız döneminde nelerin yaşandığı, o mahkemede nelerin yaşandığını, herkesin gözü önünde nelerin yaşandığına şahitlik yaparsınız. Evet, Demirtaş ve Kavala, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş dostlarımızla ilgili olarak önceki gün Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önemli kararlar aldı. Demirtaş'ın 30 Eylül'e kadar bırakılması gerektiği konusunda sözleşmenin 46. maddesi uyarınca bir ilkesel karar aldı. Demirtaş'ın 4 yıl 8 aylık cezasının onanmasının tamamen kendisini siyaseten men etme, yalnızlaştırma operasyonu olduğuna hükmetti Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi ve 30 Eylül'e kadar bırakılması gerektiği konusunda bir ilkesel karar aldı. Bakalım bu 15 günlük süre içerisindeki duruşmada 30 Eylül'e kadar devam edecek. Yani Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 30 Eylül tarihini göstermesi de çok anlamlı. Çünkü yani Türkiye'deki yargı da izliyor, öyle anlaşılıyor. Çünkü bugün duruşma başladı. Muhtemelen 30 Eylül 1 Ekim'e kadar devam edecek. Yani bu 15 günlük süre içerisinde. O nedenle böyle bir süreyi Demirtaş davası için öngördü. Kavala dosyası ise 8 Ekim'de İstanbul'da görülecek. O nedenle Aralık ayı oturumuna bıraktı. Sözleşmenin 46. maddesinin 4. fıkrasındaki prosedürün başlatılması konusundaki ilkesel kararını Aralık ayında açıklanacak. O nedenle 8 Ekim tarihi de çok önemli. Şimdi bunlar nasıl oluyor? Bakın, iki önemli dava. Birisi bir siyasi partinin genel başkanı, HDP'nin genel başkanı iken gözaltına alındı, tutuklandı. 4 Kasım'da tam 5 yıl olacak ki cezaevinde. Cumhurbaşkanı adayı oldu. 6 milyona yakın oy aldı böyle bir siyasi partinin lideri. Ama tamamen Erdoğan'ın ve AK Parti iktidarının rehin tutma operasyonu cezaevinde tutuluyor. Hiçbir gerekçesi yok. Ve bir yargı mühendisliği de içeride tutuluyor. Diğeri Osman Kavala, iş adamı, sivil toplum önderlerinden bir tanesi. Yani el atmadığı ve yardım etmediği, destek vermediği, dayanışma göstermediği hiçbir, yani sivil toplum örgütü neredeyse yok Türkiye'de. Ve Erdoğan hedef göstermesiyle cezaevinde tutulma devam ediyor. O nedenle hep söylüyorum, Sayın Erdoğan'ın anayasal 3 sıfatı var. Anayasal 3 sıfatı var. Birincisi Cumhurbaşkanı'dır, seçilmiş, saygı duyuyoruz. İkincisi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'dır, saygı duyuyoruz. Üçüncüsü anayasa önce başkomutandır. Başkomutandır. Dördüncü sıfatı ise Türkiye Cumhuriyeti'nin adı konmamış başsavcısıdır. Bütün başsavcıların üzerindedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı var, her ilde bir başsavcı var. Bir de Sayın Erdoğan var. Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı. Onun iddiasını ortaya koyduğu bir insanın tahliye olması mümkün değil. Savcılar, mahkemeler onun iddiasına göre yargılama sürdürüyorlar. Onun iddiasına göre mahkemelik kararları veriyorlar. Onun iddiası sürdüğü sürece tahliye olması mümkün değil. O nedenle Osman Kavala tahliye oldu, beraat etti ama cezaevinden çıkamadı. Neden? Erdoğan grup toplantısında dedi ki tam bırakıyorlardı, biz bunu yutmayız dedi ve gerekeni yaparız dedi. Gerekeni hemen yargı yaptı ve tahliye kararı vermedi. Yeni iddianameler yazıldı. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Evet, Türkiye'de işkence, kötü muamele göz göre göre devam ediyor gerçekten. Furkan Vakfı, Alparslan Kuytu, bir inanç önderi kendisi aynı zamanda. Kendisini sevenler var, Furkan Vakfı gönülleri var. Ve kendi inançlarına göre yaşamak istiyorlar. Kendi inançlarını yaymaya çalışıyorlar. Bu tamamen ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü kapsamında olan faaliyetlerdir. Şiddetle bir alakaları yok ama en kötü muameleye bunlar maruz kalıyorlar. Gaziantep Emniyet Müdürünün de görevden alınmasına veya emekli olmasına sebep olan cami içerisinde kendilerine gaz sıkılmasına kadar. Geçtiğimiz hafta da Adana'da gönüllüleri gözaltına alındı. Avukatları paylaştı. Biz de burada ifade ettik. İfade etmeye devam ediyoruz.
ağır işkence ve kötü muameleye maruz kaldılar. Bakın bunları bile bile yapıyorlar. Bile bile. Çekinmeden yapıyorlar. Hep söylüyordum. Eskiden işkence, kötü muamele yapanlar çekinirlerdi. Kimlikleri yüksek olmasın diye. Ama bu rejimin karakteri gereği işkence ve kötü muamele açık açık göstere göstere yapılıyor. Yani yargı karar vermiş vermemiş hiç önemli değil bu konularda. Savcılar görmezden geliyor, mahkemeler harekete geçmiyor. Savcılar işkenceye ilişkin iddiaları zabıtlara geçirmiyor veya avukatların dilekçelerini bile almaktan imtina ediyorlar. Bu Türkiye'nin neredeyse her yerinde böyle. Ama Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz günlerde Afyon'da gözaltına alınan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra cemaat üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir yurt çalışanıyla ilgili çok esaslı bir karar verdi bakın. Esaslı bir karar. Yani insanın tüylerini diken diken eden olaylar zinciri var. Tecavüz edilmiş. Bak tecavüz edilmiş. Bir görevli tecavüz ederken diğerleri sel etmişler. Böyle ağır bir olay. Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi. Ve taksici kararın kaldırılmasını istedi ve soruşturmanın yeniden yapılmasını istedi. Bunlar hangi dönemde oldu Sayın Abdullah Gül? Abdülhamit Gül? Hangi dönemde oldu? Ne zaman oldu gerçekten? Yani ceza okçularıyla seminer yapmaya benzemez bu. Benzemez. Keşke Osmanlı padişahı gibi olsan tedbirli kıyafetle bir duruşmaları izlesen. Tedbirli kıyafetle. Bir izlesen yargılamaları. Veya bağlan şu anda şeye, Sincan Adliyesi'ne. Mutlaka onun teknolojik imkanları vardı. Duruşmayı bir izle. Neler oluyor orada? Bir dinle bakalım. Bu adaletsizlik sizi götürecek. Ve bu adaletsizlik, bu vicdansızlık, bu zulüm peşinizden gelecek. Peşinizden gelecek. Yapanlar açık söylüyorum. Peşinizden gelecek. Açık açık söylüyorum. Gelecek. Bu kadar zulüm yapacaksınız. Yanınıza kar kalacak. Biz görevimizi yaptık diyeceksiniz değil mi? Hakim ve savcılar sizlere sesleniyorum. Ya Türkiye binlerce liraya mahkum ediyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından. Anayasa Mahkemesi tarafından. Bakın Tuncer Bakırkan Siirt Belediyesi eş başkanıyken gözaltına alındı, tutuklandı. Daha yeni geçen hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi mahkum etti. Yargılama sürecini eleştirdi, ihlal kararı verdi ve 13 bin euro tazminata karar verdi. Şimdi bu kararları veren hakimler yarın öbür gün emekli olduklarında ne diyecekler? Vallahi biz görevimizi yaptık, ne yaparım? Mı diyecekler? Rahat rahat emekli mi yaşayacaklar? Bakın size söylüyorum, hakim ve savcılar. Bütün bu tazminatlar sizi takip edecek. Sizi takip edecek, buradan söylüyorum. Hani efendim işte yapacağınız yasal değişiklikler geriye yürümez falan filan diyebilirsiniz. Onun bütün formülleri bizde var. Bütün formülleri. Hukuka uygun bir biçimde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne anayasa uygun bir biçimde sizin sebep olduğunuz hak ihlalleri nedeniyle bu yurttaşların belgelerinden çıkan tazminatları size rücu edeceğiz. Emekli maaşlarınızdan alacağız. Alacağız. Bunu hukuka uygun bir biçimde yapacağız. Bunu bilin yani. Kaçışınız yok. Hafızamız taze ve unutmuyoruz bu zulümlerinizi. En azından son 5 yılda yaptığınız zulümleri unutmamız mümkün değil. Kürtlere son 5 yılda, bakın son 5 yılda son 40 yılın toplamı kadar zulüm yaşattınız. Son 40 yılın toplamı kadar. Belediyelerine kayyum atadınız. Siyasetçilerini hapsettiniz. Medyasını kapattınız. Tam 5 yıldır Van'da insanlar sokağa çıkamıyorlar, toplantı yapamıyorlar. Daha yeni dün Mardin Valiliği Musa Anter'in anması yapmasın diye 15 günlük gösteri yasağı getirdi. Nefes alamaz hale getirdi insanları. Bakın son 5 yılda
80'den sonraki son 40 yılın toplamı kadar zulüm ettiniz. Bir coğrafyaya toptan zulüm ettiniz. Şimdi aynı zulmü bütün Türkiye'ye yaydınız. 81 ile eşit bir biçimde. Binlerce insanı cezaevlerine tıktınız. Yurtta kaldığı için, ondan sonra burs aldığı için, işte sendika üye olduğu için, bir derneği olduğu için. Binlerce insanı bu şekilde mahkum ettiniz. Binlerce insanı işten attınız. Cezaevlerinde anneler, babalar var, çocukları dışarıda. Cezaevlerinde anneler var bebeklerle beraber. 2 yıldır, 3 yıldır. O bebekler daha güneş yüzü görmedi. Hiçbir akranıyla tanışmadı cezaevlerinde. Bu kadar çok kadının toplu bir üste yargılandığı başka bir dünya örneği yok. Türkiye örneği zaten yok. 12 Eylül faşist darbesi dahil olmak üzere ama dünya örneği yok. Bu kadar çok kadının cezaevinde olduğu, bebekleriyle, çocuklarıyla. Bu kadar çok anne babanın birlikte cezaevinde olduğu başka bir dönem yok. Dünyada da örneği yok. Ve buna ilişkin hiçbir formül, bu zalimliğe karşı hiçbir formül ortaya koymadınız. Bütün önerilerimize karşı çıktınız. Herkese karşı düşman ceza hukuku uyguladınız. Herkese karşı. 81 yılda herkese karşı. Bakın Anayasa Mahkemesi, bu Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle Afyon'da tecavüze uğrayan insanla ilgili olarak ihlal kararı veriyor. Bu Anayasa Mahkemesi. Ve o döneme ilişkin olarak da Avrupa İşkence Önleme Komitesi'nin raporlarını tam 4 yıl yayınlanmasını engellediniz. Ve bu işkence suçuna ortak oldunuz. Bu kötü muamele suçuna ortak oldunuz. Sistematik bir biçimde. 4 yıl sonra ancak izin verdiniz o raporlar açıklansın diye. Neden? Bu işkence vakaları görülmesin diye. Böyle bir zalimlik yaptınız. Böyle bir zalimlik. Halen de devam ediyorsunuz. Evet. Gerçekten birçok konu var. Değinmemiz gereken. Birçok mağduriyet var. Birçok konu var. Yani zaman yani gerçekten yetmiyor tümünü teker teker anlatmaya. Bu hafta Efe Tan tek tekin duruşması var. 5 Nisan mahallesinde 2019'da zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Dedesi de 1 yıl önce 2018'de yine zırhlı araç sonucu yaşamını yitirmişti. Ve bilirkişi raporu gelmiş. Bu hafta duruşması Diyarbakır'da yapılacak. Ve bilirkişi demiş ki Efe Tantekin yani bu 5 yaşındaki çocuk suçludur, asli kusurludur. Zırhlı aracın geçişini engellemiştir. Ve böyle bir rapor, böyle bir adalet sistemi. Ama kimlere adalet yok? Kimlere işlemiyor? IŞİD'lilere işlemiyor. Hafızamıza kazınmış olay var. Suriye'de 2 askerin diri diri yakılması olayı. Yani bütün o Suriye coğrafyasına hakimsiniz. O IŞİD militanlarını Türkiye'ye getirip yargılayamadınız. Artı fetvayı vereni de Gaziantep'te kuşbazlık yapmasına izin verdiniz. Kuş satmasına izin verdiniz. Bakın diri diri yakma emrini veren, diri diri yakma emrini veren yıllardır Gaziantep'te kuşbazlık yapıyor, kuş satıyor. İsmail Sarmaz, Halk TV olmasaydı bu da ortaya çıkmazdı. O tepki üzerine yeniden tutuklandı. Ve bunlara da cennet olan bir Türkiye var. Türkiye'ye. IŞİD militanlarına. Bir, Türkiye üzerinden gönderdiniz orada cihata. İki, orada yenildiklerinde Türkiye'de ev sahipliği yapmaya devam ediyorsunuz. Binlerce bu zalim cihatçıya. Böyle bir durum var. Evet. Ve hukuksuzluk gerçekten yani cinsiyet ayrımı gözetmeden, inanç ayrımı gözetmeden herkese karşı devam ediyor. Larin Karataş, doktor. Nereden mezun? Yani yanlış bilmiyorsam Çapa Tıp'tan mezun. Taksim İlk Yardım'da doktor. Cinsel yönelimi nedeniyle görevine son verildi. Genel ahlak işte kurallarına aykırı davrandığı için. Aykırı davrandığı hiçbir davranış yok. Hekimliğini dört dörtlük yapıyor Taksim İlk Yardım'da. Cinsel hekim, Çapa Tıp mezunu, atandığı yer Taksim İlk Yardım Hastanesi ve şu anda
memurluktan ihraç edildiği hekimlik yapamıyor. Bir de böyle bir anlayış var. Dedim ya, yani cinsiyet, kimlik, inanç ayrımı gözetmeksizin herkese karşı zalimlikte, zulmetmekte eşitliği sağladı Adalet ve Kalkınma Partisi. Böyle bir durum. Bu konuyu da parlamentoya taşınacağım. Cinsel yönelimi nedeniyle ayrımcılığa uğrayan, düşmanca muameleye uğrayan bütün yurttaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha buradan ifade ediyorum. Hele söyleyin bakalım, ne yapmış bu doktor hastanede? Ne yapmış yani? Hekimlik dışında ne yapmış? Cinsel yönelim ve tercihi kendi tercihi. Orada hekimliği nasıl yaptığı konusu ancak sizi ilgilendirir. Onun dışındaki bir davranışı sizi ilgilendirmez. Evet, bu olay da bakın, bu olayın kendisi de Türkiye'de yargıdan dönmez. Anayasa Mahkemesi'ni bilmiyorum. Süreçler çok uzun ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döneceği kesin. Buradan söylüyorum. Yani cinsel yönelimi nedeniyle hiçbir yurttaşımızın ayrımcılığa ve nefret söylemine tabi kılmayacağı bir Türkiye'yi hep beraber de inşa edeceğiz. Diğer tüm mağdurlarla birlikte bunun da buradan bilinmesini istiyorum. Yani yargının ne yaptığını falan çok iyi biliyoruz. İkinci bir zindaşı vakası daha yaşandı. Yani ilk önce tahliye ediyor savcı, bir hafta sonra da müebbet ağır hapisten idaname yazıyor. Yani okursanız gerçekten bu bilgileri ne dersiniz ya? Savcı İstanbul'da öldürülen bir muhalifin, İranlı bir muhalifle ilgili olarak, bir konsolos yardımcısıyla ilgili olarak gözaltı ve tutuklama kararı veriliyor. Adam hapiste. Sonra işte yok diplomatik dokunulmazlığı var falan diye tahliyesini istiyor. Uyarı geldi, nota geldi İran'dan diye. Mahkeme tahliyede bulunuyor suç ceza hakimliğine. Diyor ki tahliye edin bunu. Suç ceza hakim diyor ki bu soruşturma evresidir kardeşim. Sen çok istiyorsan yani sen şey yaparsın, sen tahliye edersin diyor. Tahliye kararı vermiyor. Kendisi aynı gün mahkemenin bu kararına rağmen tahliye ediyor. Bir hafta sonra da tahliye ediyor. Tahliye edilen işte konsolos yardımcısı Türkiye'den çıkıyor. Bir hafta sonra da müebbet ağır hapisteme dava açıyor. Sayın Adalet Bakanı, yargı böyle işliyor Türkiye'de. O savcıyla ilgili olarak yapacağım bir işlem yok mu? HSK Başkanı olarak. Birçok mağdur var. Şen Yasar ailesi bugün onur ödülü alacaklar şeyden. Musa Anter ödüllerinde onlar da orada olacaklar. Onlara buradan selam gönderiyorum. Direnişlerin yanındayım. Nusret Muğla, Halil Karakoç, Mehmet Emin Özkan, Fatma Yurt, Vehbi Yıldız, birçok yaşlı tutuklu var. 28 Şubat nedeniyle hüküm alan ve tamamen adil olmayan bir yargı sürecine mahkum edilen, yaşları 70 ile 85 arasında değişen 13 emekli asker var. Onların tümü gerçekten hastalar ve cezaevi koşullarında kalmaması lazım. Tahliye edilmeleri lazım. İnfazların durdurulması lazım. Burada hep ifade ediyoruz. Ama düşman ceza uygulama devam ediyor. Cezaevlerinde şart tasarı verme süresi dolduğu halde tahliye edilmeyen binlerce insan var. Bakın, şart tasarı verme süresi dolduğu halde 6 yıl 3 yıl ve 7 yıl ceza almışlar. Süreyi dolmuş ama infaz ve gözetme kurulları hayır efendim bu pişman olmamış. Yok işte bağımsız koğuşta kalmamış gibi gerekçelerle tamamen sübjektif nedenlerle cezaevinde tutulmaya devam ediyorlar. Bir kez daha söylüyorum. Bu kararları verenlerin tümü hürriyeti tahdit suçu işliyorlar. Hürriyeti tahdit suçu işliyorlar ve suç işliyorlar. Bu uygulamadan vazgeçilmesi lazım. Bir kez daha bu görüşümü burada ifade ediyorum. Ve bunun da hukuk kuralları içerisinde hesabını soracağız diyorum. Kanser hastaları var cezaevlerinde. 1600 hasta var, 600 ağır hasta var cezaevlerinde. Yine biraz önce ifade etmiştim, bebekli anneler var cezaevlerinde. Annesi babası hapiste olan çocuklar var dışarıda. Bu zulüm devam ediyor. Evet, Ayşe Özdağ'ın durumunu her hafta ifade ediyorum. Cezaevine girmemesi lazım kanser hastası. Kırıkkale F tipi cezaevinden, Kırıkkale Elbistan E tipi cezaevinden, Trabzon Beşiktaş'ı T tipi cezaevinden, yine Türkiye'nin Yenişehir Kadın Cezaevinden, İzmir'den, Kayseri'den, Antalya'dan,
Sakarya'dan gelen talepler var. Bu talepleri mutlaka ama mutlaka ileteceğim ve takipçi olacağım. Sosyal medyadan paylaşacağım hepsini, yani hepinize buradan selamlarımı iletiyorum. Gülistan Doku, Yusuf Bilge Tunç, Mehmet Bal, Hürmüz Dril, kayıplar ve akıbetleri konusunda bir bilgi yok. Yusuf Bilge Tunç tam 776 gündür kayıp kendisi. Yani benzer biçimde kaybedenler ortaya çıktılar. En son geçen hafta Hüseyin Galip Küçüközyiğit, Başbakanlık müşaviri 260 gün sonra birdenbire ortaya çıktı ve Sincan cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Buradan sesleniyorum bakanlıklara. Neredeydi bu kayıp? Tam 9 ay boyunca burada her pazartesi gün kendisini andık ve ortaya çıkması gerektiğini ifade ettik. Kim bunları gözaltına aldı? Kim sakladı? Kim işkence etti? Nasıl araştırılmaz? Türkiye nasıl bu hale geldi? 9 ay boyunca kimse, yani bir insan nerede tutulur? İşkence görür, kötü muamele görür. Bunun iş mi hesabı sorulmaz? Zorla kaybedilme insanlar karşı suçtur ve o suçun failleri de sizlersiniz. Geçen hafta Selçuk Ozaş'ın duruşması oldu. Takip ettik. 5 yıldır tutuklu ve tahliye olmadı. Tam 5 yıl. Dosyası Yargıtay'dan bozulmuştu. 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü duruşması ve 5 yıl tutuklu olmasına rağmen tahliye edilmedi. Böyle bir ortamla da karşı karşıyayız. Bu haftanın duruşmaları var. Basın özgürlüğü ile ilgili birçok duruşma var. Onların da tümünü takip edeceğiz. Son olarak da şunları ifade edeyim. Zamanımız daraldı. Türkiye'de evet 8,5 milyona yakın işsiz var. 5,5 milyon civarında kredi almış, parası ödeyememiş öğrenci var. 30 milyon icra dosyası var ve çiftçilerin borcu da 180 milyar civarında. Ve sokaktaki enflasyonla baş etmek de mümkün değil. Tabii yani gelin burada Beyoğlu pazarına gidelim veya Diyarbakır'da kadınlar pazarına gidelim. İnsanların nasıl yoksulluğa, nasıl açlığa mahkum edildiğini hep beraber görelim. Hep beraber. Evet. Hepinize evet İstanbul'dan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hafta içi acil bir konu olursa tekrar size seslenirim.